Bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti'ni yöneten bir aile ve o aileden çıkan birbirinden farklı 36 hükümdar. Sizlere 36 Osmanlı padişahının askeri, siyasi ve özel hayatlarını bir çırpıda kavrayabileceğiniz bir kitap tavsiyesinde bulunuyoruz. Dakikalar içinde Osmanlı Padişahları. Kronik kitabın Kültleşen serisinin yeni kitabında padişahların merak edilen tüm yönlerini keşfedebilirsin. Padişahlar nasıl yetişti? Etraflarında nasıl bir devlet kadrosu vardı? Kişilikleri ve faaliyetleri üzerine etki eden isimler kimlerdi? Neleri sever, nelerden hoşlanmazlardı? Aile yaşantıları nasıldı? Fırsat buldukça hangi meslek ya da sanat dalıyla uğraşırlardı? Cevapların hepsi bu eserde. Örneğin videomuzda adını sıkça duyacağınız Avcı lakaplı 4. Mehmet'in ilginç yaşantısının önemli noktalarını, siyasi tavrını, akla hayale gelmez fantazilerini bu kitaptan edinebiliriz. 200 fotoğraf, görsel ve gravürüyle bezenmiş bu eseri açıklamalardaki Amazon linkinden temin edebilirsiniz. Dakikalar içinde Osmanlı Padişahları eserini alıp zevk ile okumanız dileğiyle. Şimdi videomuza geçiyoruz. Köprülülerle değişen politikalar. Osmanlılar azamet çağları olan 16. yüzyılda batı ve kuzey sınırlarını günümüz Slovakya'sından tutun Volga Havzası'na uzanan bir yay şeklinde genişletmişlerdi. Bu dönemlerde kuzeydeki genel politika İstanbul'a köle, hububat ve kürk akıtan Karadeniz ticaret yollarını güvence altında tutmaktı. Limanları Karadeniz'in etrafındaki toprakları fethederek güvenceye alan devlet, denizin kuzeyindeki karayollarını da güvende tutması gerektiğini biliyordu. Bunun için de 3 şey yapıyordu. İlki Moskova Knezliği ve Lehistan Krallıkları arasındaki dengeyi gözetmekti. Bu iki devlet denk olup birbirleriyle savaştıkları sürece güneylerindeki Türkler için tehdit oluşturamazlardı. Politikanın ikinci vazgeçilmezi kendilerine bağlı Kırım Hanlığı vasıtasıyla Bozkırları denetim altında tutmaktı. Üçüncü hamle ise Karadeniz'in kuzeyindeki bazı noktalarda güçlü garnizonlar bulundurmaktı. Osmanlı Türkleri başta Kefe ve Azak olmak üzere birçok kalede Yeniçeri garnizonları bulundurarak hem ticaret yollarını doğrudan kendilerine bağlıyorlar hem de Kırım Hanlığı'nın bağlılığını garantiye alıyorlardı. 17. yüzyıla gelindiğinde özellikle de Köprülüler döneminde devletin kuzey politikası değişti. Osmanlılara yeniden bir azamet devri yaşatan Köprülüler, batı-doğu yönlü uzanan serhatte merkezi otoriteyi götürmeyi ve sınır hattını daha öteye atmayı planladılar. Böylece Eflak, Boğdan, Erdel ve Kırım merkeze bağlanacak, Orta Macaristan, Podolya ve Ukrayna yeni uçlar olacaklardı. Köprülülerin kafalarındaki bu fikrin Ukrayna özelinde faaliyete geçmesi, Karadeniz'in kuzeyinde siyasi dengelerin değişmesiyle oldu. Yeni Serhat, Ukrayna. Aksu, Özü ve Don nehirleri boyunca yaşayan Ortodoks Slavlara, Türkçe kaçak manasında Kazak denilmekteydi. Bu insanlar vergi vermek istemedikleri ve toprak düzenine uymak istemedikleri için güneydeki ıssız topraklara yerleşmişlerdi. Özü yani Dnieper Nehri'nin batısında kalanları Ukraynaca, doğusunda kalanları ise Rusça konuşmaktaydılar. Lehistan kendisine bağlı Batı Kazaklarını Kırım Hanlığı'na tampon olarak kullanmaktaydı. Bu yüzden de bu halka bazı imtiyazlar verdi. Bu imtiyazlar kuzeydekileri de cezbedince birçok Slav, Ukrayna sloganıyla sınırlara doluştu. Bu Slav gruplarından bir kısmı otoriteye boyun eğmek istemeyip Özü Nehri'nin daha da güney boylarına ilerleyip Zaporoj Kazaklarını teşkil ettiler. Osmanlı Türkleri Batı Kazakları ve Zaporoj Kazakları için Kazak ya da bölgenin eski adı olan Rutenya'nın Arapça bozması olan Rusya'ya ithafen Rus ifadesini kullandılar. Kazak ve Rus dedikleri halkın yaşadığı bölgeyi ise genel manada Ukrayna sloganınızdan hareketle Ukrayna dediler. Bugünkü Ruslar için ise Moskov tabirini kullanmaktaydılar. 17. yüzyılın ortasında Ukrayna Kazakları, Katolik Lehistan'ın mezhep baskısından ve topraklarının Yahudilere satılmasından kaynaklı olarak isyan ettiler. Kazak atamanı Bohdan Melnitski tüm Kazakları birleştirip 1649'da siyasi bir yapı teşkil etti. Lehlere karşı Osmanlı padişahından yardım istedi. Osmanlı Türkleri o sırada Girit meselesiyle uğraşsalar da Kırım Hanı vasıtasıyla gelişmelere dahil oldular. Kazak, Tatar kuvvetleri yıllarca Leh topraklarına girip yağmalar düzenlediler. Melnitski 1654 yılına dek Türklerle olan ittifakını devam ettirdi.
Fakat bu tarihten sonra Moskov Kneziğine yaklaşmayı çıkarlarına daha uygun gördü ve Pereyaslav Antlaşması ile Çar Alexei'ye bağlılığını sundu. Bu bağlılık bölgede hak iddia eden Lehlerle Moskovlar arasında bir savaşa sebep oldu. 13 yıl boyunca devam eden muharebelerden sonra çok yıpranan taraflar 1667 yılında bir antlaşma ile mücadeleye son verdiler. Barışın ardından Özü Nehri'nin batısındaki Kazak toprakları Lehistan'a, doğusundaki topraklar Moskovlara kalırken Zaporo Kazaklarının toprakları ise iki devlet himayesinde Kırım Hanlığı'na bir set olsun diye tampon bölge yapıldı. Andrusova Antlaşması Osmanlıları çok tedirgin etti. Aralarında denge kurduğu iki düşmanı anlaşıp sınırlarını genişletmişler ve kuzeyde kendileri için potansiyel bir tehdit haline gelmişlerdi. Kazaklar da anlaşmadan memnun değillerdi. Çünkü yurtları paylaşılmış ve özgürlükleri ellerinden alınmıştı. Petro Doroshenko, Özü Nehri'nin batısında isyan edip kısa sürede Kazakları etrafında topladı. Ardından İstanbul'daki 4. Mehmet'ten yardım isteyip himayesini talep etti. Sultan bu biatı kabul edip Doroshenko'yu tüm Kazakların lideri ilan etti. Durum Lehleri ve Moskovları tedirgin ettiği kadar Kırım Hanı Adil Giray'ı da tedirgin etti. Çünkü Osmanlıların yeni bir uç bölgesi oluşturmaları, hanlığın merkeze daha sıkı bağlanması, hatta ortadan kaldırılıp bir eyalete çevrilmesi anlamına dahi gelebilirdi. Adil Giray bu sebeple İstanbul'un gösterdiği adamı desteklemeyince görevinden alındı ve yerine Selim Giray han yapıldı. Lehler Petro Doroshenko'yu asi olarak görüp Özü Nehri'nin batısını işgal ettiler. Bu haber İstanbul'a ulaşınca Türkler, Kazaklara doğrudan yardım etme fikrinde birleşip sefer kararı aldılar. Sultan 4. Mehmet bizzat sefere çıkıp Sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile kuzeye yöneldi. Osmanlı ordusu 1672'de Podolya'ya girip Kamaniçe Kalesi'ni aldı. Türk ordusunun ard arda kazandığı başarıları takiben Lehler pes edip ağır şartları olan Bucaş Antlaşması'nı kabul ettiler. Podolya ve Özü'nün batısı Osmanlılara kaldığı gibi Lehler ağır bir vergi vermeye de razı olmuşlardı. Osmanlı ordusu geri döndükten sonra Leh Meclisi antlaşmayı onaylamadı. Kralın ölümüyle başa geçen 3. Yan Sobieski savaşı devam ettirmek isteyince nihai barış birkaç yıl sonraya kaldı. Savaşın bir de Kazak cephesi vardı. Kamaniçe'nin fethinden sonra büyük bir destek alan Doroshenko bu güçle bir yıkıma sebep olunca destekçilerini bir bir kaybetti. Önemli isimler Moskovların Özü Nehri'nin doğusundaki yani sol yakasındaki Kazakların başına getirdiği Ivan Samoylovich'in yanına gittiler. Samoylovich Moskovlardan aldığı yardımla nehrin batısına geçip burayı istila etti. Kuzey sınırlarını artık doğrudan müdahale eden Osmanlılar tepkisiz kalmayıp Köprülü Kara Mustafa Paşa'yı Ukrayna'ya yolladılar. Paşa 1674 yılında Ladijin ve Uman kalelerini Moskovlardan alıp Batı Kazaklarını Doroshenko'ya biat etmesi konusunda zorladı. Bu zaferi takiben Selim Giray ve Şeytan İbrahim Paşa Lehistan üzerine sefere çıkıp Yan Sobieski'yi Live yakın İzvançe Kalesi'nde sıkıştırdılar. Kral köşeye sıkışınca barış isteyip Özü Nehri'nin batısını Osmanlılara bırakmayı kabul etti. Doroshenko Türklerin bölgeye bu kadar ilgili olmasından işkilleniyordu. Daha İzvançe Antlaşması imzalanmadan sonunun yakın olduğunu anlayarak Moskov Çarı ile iletişime geçti. Tüm Kazakların kendi idaresine verilmesi şartıyla Çar'a sadakat yemini etmeye hazır olduğunu söyledi. Fakat Çar seçimini çoktan yapmış, Samoylovich'i desteklemişti. Samoylovich Moskovlarla birlik olup Osmanlı'ya ait Batı Ukrayna topraklarına girip Kazakların başşehri Çehrin'i kuşattılar. Doroshenko fazla direnmeden atamanlıktan çekildiğini ilan ederek kenti Moskovlara teslim etti. Osmanlılar bunu ihanet, Çar'ın yaptığına da densizlik kabul ettiler. Çehrin'i ve Ukrayna'yı Moskovlara bırakma niyetleri yoktu. Moskovlara ilk kez resmen savaş ilan edip Silistre Beylerbeyi Şeytan İbrahim Paşa'yı Kazak Atamanı Bohdan Himelnitski'nin oğlunu da yanına katarak seferle görevlendirdiler. Ve böylece ilk Osmanlı-Moskov Savaşı Ukrayna toprakları için başladı. Moskov'la Cenk. Şeytan İbrahim Paşa 1677'de kalabalık bir orduyla yola çıktı. Ağustos'ta Ukrayna Kazaklarının başkenti Çehrin'e varıp burayı kuşattı. Kuşatmanın başarı şansı yüksekti. Ama Rus ve Kazaklardan oluşan imdat ordusu Özü Nehri'nin doğusunda toplanmaktaydı. Nehrin doğusunu tutmakla görevli Selim Giray isteksiz davranmaktaydı. Daha önce de söylediğimiz gibi Kırım Hanları Osmanlıların doğrudan burada olmasından rahatsızlardı.
Kırım Tatarları daha sonra 2. Viyana kuşatmasında da yapacakları gibi tutmaları gereken yeri özenle koruyamadıklarından imdat ordusu nehri geçti. Bunun üzerine İbrahim Paşa bozguna uğramamak adına orduyu Bender tarafına çekip kuşatmayı başarısızlıkla noktaladı. Çehrinin Moskovlardan alınamaması İstanbul'da infiale neden oldu. Selim Giray görevinden alınıp sürgüne yollanırken İbrahim Paşa da kısa süreliğine hapse atıldı. Çehrin ve Ukrayna'nın Moskovlarda ve onların desteklediği Samoylovich'te kalması Türkler açısından çok tehlikeliydi. Çünkü özünün batısında bulunacak Moskovlar kolaylıkla Eflak, Boğdan ve Erdel'e uzanabilirler ve sadakatleri pamuk ipliğine bağlı bu yapıları kendi taraflarına çekebilirlerdi. O sırada sadrazam olan Kara Mustafa Paşa tehlikeyi bertaraf etmek ve Osmanlı serhatlerini Ukrayna'ya tamamen itebilmek için çok geçmeden yeni bir sefer kararı aldı. Padişah ve sadrazam köprülü Kara Mustafa Paşa 21 Mart 1678'de Davut Paşa sahrasında çadır kurup sancak açtı. Yapılan hazırlıkların tamam olduğu haberiyle ordu harekete geçti. Öteden donanma da İstanbul'dan denize açıldı. Padişah Tuna Nehri'ne yaklaşınca sadrazamı ordunun başına serdar tayin edip bölgede kaldı. Onun görevi burada bitiyordu. Bundan sonrası Mustafa Paşa'daydı. Binbir meşakkatle ilerleyen ordu türlü maceralar da yaşayıp Aksu Nehri'ne ulaştı. Suyun ötesi resmen Darül Harp'ti. Donanmanın taşıdığı malzemeler Kili Kalesi üzerinde kara ordusuna teslim edildi. Büyük harp makinesi savaş nizamında Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam etti. Çar, Çehrin savunmasını organize etmesi için İskoç asıllı General Patrick Gordon'ı bölgeye yolladı. Gordon, Türkler gelinceye kadar Çehrin'i aşılması zor muazzam bir yapıya çevirecekti. Ayrıca Türklerin Kiev'e mi Çehrin'e mi saldıracağı kestirilemediğinden, Özü Nehri'nin doğusunda Prens Grigori Romadanovski komutasında bir imdat ordusu konumlandırıldı. Kazak atamanı da Moskov generalle beraberdi. Osmanlı ordusu başlangıçtan beri toplam 55 konak yerinde durduktan sonra 19 Temmuz'da Çehrin Kalesi'ne varıp kuşatmaya başladı. Önünde modern bir tabya bulunan Tasma Nehri'nin kenarındaki kalenin çevresi toplam 685 metre iken kasabayı çevreleyen dolma surların uzunluğu 1795 metre kadardı. Çehrin'i 4050'si Moskov, 11.713 asker korumaktaydı. Garnizonda 2 büyük top, 68 orta ve hafif düzeyde top ve 4 tane de havan bulunmaktaydı. Baroş'ta da 17 top bulunuyordu. Moskov ve Kazaklardan oluşan imdat ordusunun mevcudu ise gerçekten ürperticiydi. 50 bin Moskov ve 30 binden fazla Kazak'tan oluşan bu güç Türklere kök söktürebilirdi. Osmanlıların Yeniçeri, Sipahi, Cebeci, Lağımcı, Arabacı, Kapı halkı ne var ne yok toplamı 120 ila 140 bin arasındaydı. Osmanlı Türkleri ilk çarpışmaların da ardından Yeni Tabya'nın güneybatısındaki tepelerin eteklerine yerleştiler. İlk safhada 4 kola ayrılıp metrisler kazmaya başladılar. Kuşatmaların en işbilir askerleri Yeniçeriler 4 kolada dağıldılar. Konumlanma ekrandaki gibiydi. Kale duvarlarına paralel uzanan metrislerle duvarlara dikey bir şekilde uzanan sıçan yolları gün geçtikçe hendeğe yaklaştı. Bu yapıların aralarına da top bataryaları yerleştirilip kale surları dövüldü. Savunmacılar da boş durmuyorlardı. Düşmanlarının tahkimatlarına zarar vermek ve ilerleyişi yavaşlatmak için yer yer hurutçular yaptılar. Buna rağmen Osmanlılar 27 Temmuz'da hendeklere varmayı başarıp kuşatmanın ikinci safhasına geçtiler. Kale önlerindeki mücadele devam ederken Romodanovski emrindeki Moskov ordusu kaleye yardım getirmek adına Özü Nehri'ni geçip iki nehir arasındaki Tasma Adası denilen yere vardı. Daha kuşatma başlamadan sadrazam, düşmanın hatasından yararlanıp Kırım Tatarlarının bir kısmını Kriliv üzerinden önce olarak bölgeye yollamıştı. Düşmanın Bujin kasabası üzerinden Özü'nün berisine daha fazla adam çıkarması üzerine Halep Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa komutasında bir grup tımarlı sipahiyi köprüler kurdurup Tasma Adası'na yolladı. Kuşatmacılar Anadolu Beylerbeyi Ahmet Paşa'nın kolundan hendeklere ulaştıktan kısa süre sonra diğer kollarda hendeğe ulaştılar. Sıradaki iş hendeği lağımlar patlatarak doldurmak, kuburlar salarak geçmekti. Metrislerden çıkan serden geçtiler, top atışı korumasında hendeği aşmak için hamle yaptılar. Hendek önündeki savunma mevzilerindeki Moskov ve Kazaklarla boğaz boğaza girdiler. Birkaç gün sonra Diyarbakır Beylerbeyi Kaplan Mustafa geldi ve Tasma Nehri'nin karşısında kalenin imdat ordusuyla bağlantısını koparmak için siper kazmaya başladı.
kurduğu tabyalarla kentin varoşlarını top ateşine tuttu. Osmanlılar kaleye sokuldukça daha çok kayıp verseler de mücadeleyi sürdürdüler. 9 Ağustos'ta kuburlardan hendeyi geçen ilk kol sadrazamınki oldu. Aynı gün yeni tabyanın tam ucunda bir lağım patlatıldı ve koca duvarda iki arabanın geçebileceği kadar bir gedik açıldı. Yeniçeriler bu gediğe hücum etseler de General Gordon'un direnişi kalenin düşmesini engelledi. Tasma adasındaki Moskov Kazak ordusu daha önce de söylediğimiz gibi Bujin kasabasında karargah kurmuş ve Osmanlı tımarlılarıyla çatışmaktaydı. Kalenin giderek sıkıştırılması ve 7 Ağustos'ta Kispolad'ın özünün ötesinden yardım getirmesiyle harekete geçti. Tasma adasındaki kuvvetlerin serdarı yapılan Kaplan Mustafa Paşa, Bujin önlerindeki düşmana süvarileriyle saldırsa da düşmanını durduramadı. İmdat ordusu kasaba önündeki sahrayı geçti. 2-3 günde dehşet verici bir ilerleyişle küçük ve büyük bataklıkları ele geçirip Strelnikova Tepesi'nin önündeki meydana vardı. Kaplan Mehmet Paşa ve adamları soluk soluğa tepede mevzilenirken kale önündeki sadrazamı bir korku kapladı. İmdat ordusu var gücüyle gelmekteydi ve kale hala sapasağlam önünde durmaktaydı. Tüm toplara ateş emrini verdi. Romodanovski şehrine varmadan bu iş bitmeliydi. Osmanlı topçuları gece gündüz yağmur olup surlara yağdılar. Lağımcılar kan ter içinde sayısız lağım patlatıp kaledekileri içinden çıkılmaz psikolojik travmalara zorladılar. Yeniçeriler çürümüş toprağın üzerinde tüfekleriyle elleri yüzleri kapkara olana kadar savaştılar da savaştılar. 13 Ağustos sabahı imdat ordusunun on binlerce askeri Strelnikova tepesine hücum etti. Kaplan Mustafa ve Kara Mehmet Paşalarla Murat Giray'ın askerleri tepeyi tutamadılar. Bozgun havasında köprüye doğru koşuşturdular. Sadrazam hiç istemese de kaçan askerlerine köprüden geçiş izni verip Tasma Adası'nı tahliye etti. İmdat ordusunun kaleye yardım götürmesinin önündeki engel bu şekilde kalktı. Kuşatma artık bambaşka bir boyut aldı. Acaba Osmanlılar Ukrayna'nın göbeğindeki Moskovlara ezilecekler miydi? Orasını 13 Ağustos'u takip eden birkaç gün hepimize gösterecekti. Sona doğru. Osmanlı karargahı ve Metris'teki askerler panik içerisindeydi. İmdat ordusu yetişmişti ve iki ordu arasında Tasma Nehri'nden başka bir şey yoktu. Savaş meclisi toplandı. Paşaların çoğu kuşatmayı kaldırmayı teklif ederken Sadrazam Kara Mustafa Paşa buna karşı çıktı. Her şeye rağmen kaleyi almayı kafaya koymuştu. Dirayetli ve mahir bir kişiliği olan paşa, korku içinde bekleyen askerlerinin dağılmaması için bütün sert tedbirleri aldı. Ordu üzerindeki hakimiyetini kullanıp muhasaranın bozulmamasını sağladı. Tasma adasına yerleşen Romodanovski büyük bir avantaj elde etmişti. Önünde iki seçenek vardı. Ya doğrudan nehri geçip Osmanlı ordusunu iki ateş arasına alıp kale önünden süpürecek ya da kaleyi takviye edip Osmanlıları bezdirecek ve geri çekilmelerini sağlayacaktı. Moskov general ikinci yolu tercih edip kaleyi belli periyotlarla takviye etme kararı aldı. İmdat ordusunun gölgesi altında sağanağın savaşçıları bezdirdiği ortamda stresli bir kuşatma geçiren Osmanlılar, Gordon'un savunduğu şehrini bir türlü düşüremiyorlardı. O kadar ki Kandiye kuşatmasını aratmayacak anlar yaşanmaktaydı. Sadrazam Hendek'te siper savaşı devam ederken 6. bir kol oluşturup kaleye başka taraftan saldırma yoluna gitti. Vezir Ahmet Paşa'nın kolundaki askerlerin bir kısmı su burcunun karşısında metrislere girip yavaş yavaş surlara yaklaştılar. İyi savaşan ama giderek gücü azalan Gordon, imdat ordusundan takviye alıp bir huruçla 6. kolun ilerleyişini durdurmak istese de Yeniçerilerin ilerleyişinin önünü alamadı. 19 Ağustos'ta Moskovlar yeni planlarını uygulamaya koydular. Plana göre tüm General Wolfe 15 bin kadar adamla imdat ordusundan kaleye yardıma gelecek, bu yardımla beraber kale müdafileri Tatar kapısından ve su burcundan huruç yapacak, öteden Kalmuk Tatarları, Çerkesler ve Kazaklar da Osmanlıları ardından vuracaklardı. Osmanlıların planı ise top atışları ve lağımlarla artık delik deşik olmuş yeni tabya, iç kale ve varoş surlarına genel bir taarruz yaparken eş zamanlı olarak da Murat Giray'ın Tatarlarıyla imdat ordusunu basmaktı. İlk hamle Moskov Kazak tarafından geldi. General Wolfe nehri geçip kaleye vardı. Ama hiçbir şey planladığı gibi gitmedi. İki koldan yapılan huruç anlaşmazlıklar yüzünden sekteye uğradı. Kaleden çıkan askerler birkaç metrisi ele geçirseler de Osmanlıların mukavemetiyle püskürtüldüler.
Başarısız girişimin ardından General Wolfe, Tasma Adası'na çekilirken şehrin müdafilerinin morali oldukça düştü. Sıra Osmanlı Türklerine geçmişti. Kara Mustafa Paşa genel taarruz için tüm gerekli emirleri verdi. Gülleler topların ağzına verildi. Kazılan lağımlar patlayıcılarla dolduruldu ve askerler zırhlarını kuşanıp kılıçlarını çektiler. 21 Ağustos sabahı yoğun top ateşi başladı. Yorgun duvarların beli iyice büküldü. Patlayan lağımlar bir zelzele olmuşçasına kaleyi yerinden oynattı. Beklenen gedik varoş tarafındaki 6. kolun karşısında açıldı. Çeriler artık yangında çıkmış olan kalenin tamamına aynı anda saldırsalar da asıl taarruz noktası açılan gedik oldu. Ahmet Paşa'nın kuvvetleri büyük emeklerle açılan gedikten varoşa girdiler. Gordon askerini buraya yönlendirip Osmanlıları varoştan çıkarmaya uğraştı. Başta başarıya yaklaşsa da düşmanını itemedi. Osmanlı serden geçtileri iç kale duvarının önüne metrisler kazıp tutunmaya çalıştılar. İmdat ordusu bir alay kuvvetini Bentley kapıdan Osmanlıların üzerine yolladı. Sur içinde giderek kalabalıklaşan Osmanlı askerleri bu saldırıyı göğüsledikleri gibi kritik öneme sahip Bentley kapısını ve önündeki köprüyü ele geçirdiler. Kapının düşüşü kaleyi savunanların tüm ümidini bitirdi. O hengame içinde savunmacılar ya nehre ya da iç kaleye kaçıp canlarını kurtarmaya çalıştılar. Geceleyin Osmanlı askerleri yanan kalenin alevleri altında zorlanmadan iç kaleye girdiler. Tüm gece boyunca kaleyi yağmalayıp temizlediler. Ertesi gün olduğunda sadrazam kaleyi düşürmüş olmanın gururuyla kalenin yıkık duvarları arasından rengarenk sancaklar etrafını sardığı halde şehrine giriş yaptı ve burayı Osmanlı mülküne kattı. Yeni topraklar. Şehrin alınmış, zafer Türklere kalmıştı. Ama iki hasım da hala meydandaydı. Sadrazam tüm yorgunluğa rağmen imdat ordusuna saldırmaya karar verdi. Kaplan Mustafa Paşa'yı ve Murat Giray'ı Tasma Nehri'nin ötesine geçirip Moskov Kazak ordusunun üzerine saldı. Romodanovski, Kiev yolunun boş kalacağı korkusuyla baştan beri cenge doğrudan müdahil olmamıştı. Şehrin düşünce Özü Nehri'nin kenarındaki berkitilmiş savunma noktasına varmayı düşündü. Osmanlı ordusu dağılmadan gitme niyetinde değildi. Osmanlı öncülerinin tacizi altında hızlıca Bujine doğru yöneldi. 23 Ağustos'ta sadrazam tüm orduyu Tasma Adası'na geçirdi. Özü Nehri'nin kenarına kadar düşmanını takip edip düşmanını nehir kenarında üç tarafından sardı. Askerler tekrardan metrisler kazıp top tabyaları kurdular. Moskov ve Kazaklar Osmanlı ordusunu dağıtmak için 24 Ağustos'ta bir huruç planladılar. Sabah saatlerinde dört bir koldan saldırsalar da maalesef istediklerini alamadılar. Savaş artık iyice bir katliama dönüşse de kan durmaksızın oluk oluk akmaya devam etti. Moskov subayları ikinci ve toptan bir huruç için 26 Ağustos gecesini seçtiler. On binlerce asker ay ışığında Türk ordusunun üstüne çullandı. Metrislerdeki Osmanlı askerleri son top bataryasının olduğu yere kadar çekilmek zorunda kalsalar da toparlanıp düşmanını tabyaların içine tıkmayı başardılar. Işıyan günle beraber Osmanlılar zafer şarkıları mırıldanmaya başladılar. Romodanovski'nin hücum gücü kalmamıştı. İnisiyatif tamamıyla Osmanlılara geçmişti. Seferi başarılı bir şekilde yöneten sadrazam, Meşrevet Meclisi toplayıp durum değerlendirmesi yaptı. Çehrin düşmüş, düşman ordusunun gücü de kırılmıştı. Romodanovski'nin birliklerini kuşatmak epey vakit alacağından bundan vazgeçmek isabetli olacaktı. Merkezden bu denli uzakta bunca zaman vakit geçirmek onları beklenmedik tehlikelerle karşı karşıya bırakabilirdi. Mevsim ilerlemiş, asker yorulmuştu. Ayrıca bu işin daha dönüş yolu da olduğu gibi Ukrayna'da yapılacaklar da tam bitmemişti. Bu sebeplerden Çehrin'e dönüş için hazırlıklara başlandı. Osmanlı öncüleri 29 Ağustos'ta Çehrin'e vardılar. Paşanın da kaleye varmasıyla zafer kutlamaları yapıldı. Kutlamalar biter bitmez geri dönüş yolu tutuldu. Paşa kalenin elde tutulmasının zor olduğunu görüp Çehrin surlarını yıktırıp batıya yöneldi. Ahmet Paşa'yı kuzeye Kanive yolladı. Ahmet Paşa 12 Eylül'de zorlanmadan burayı aldı. Sadrazamın amacı lehlerle yapılan anlaşma sonucu Osmanlı payına düşen Batı Ukrayna'yı Moskov eline bırakmadan almaktı. Kaniv'den sonra Kalnik ve Nemiriv kaleleri de teslim oldu. Takiben Podolya'daki Bar ve Mecipojin'in de burçlarında Osmanlı sancakları dalgalanmaya başladı.
Paşa, Kazakların atamanı olarak tayin edilen Yuri Himelnitski Nemiriv'e yollayıp güneye ilerledi. Bundan ötesi memlekete dönüştü. Ordu 21 Kasım 1678'de Edirne'ye vararak seferi neticelendirdi. Çehrin seferinin ardından Yuri Himelnitski yanında bırakılan Yeniçerilerin yardımıyla pek çok kaleyi daha aldı. Moskovlar 1681'de Bahçesaray Antlaşması'nı imzalayarak kılıç tokuşturmaktan vazgeçtiler. Anlaşma gereği Kiev ve özünün doğusu Moskovlara kalırken, özünün sağ yakası yani Batı Ukrayna, Osmanlı denetimindeki Kazaklara kaldı. Bu vaziyetten en zararlı çıkan Lehler olurken, Ukrayna'yı aralarında bölüşen Türk ve Moskovların buraya tutunup tutunamayacakları belli değildi. Bu belirsizlik çok değil. Kısa süre sonra 2. Viyana Seferi'nin neticelenmesiyle giderilecekti. Benzer videolar için DFT tarihi takipte kalın diyoruz. Ve hepinize iyi günler diliyoruz.